Cümleten selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya iyi, bana iyi yorumlar atın ya lütfen. Ben iyiyim diyeyim. Ben güzelim diyeyim. Ben harikayım bugün diyeyim. Kötü yorumlar atmayın arkadaşlar. Kötü yorumlar atınca benim de moralim bozuluyor. Azıcık bozuluyor. Şimdi bugün bir tane meme token'dan bahsedeceğim değerli arkadaşlar sizlere. Fakat öncesinde yaşanan süreçten bahsedeceğim. Bu bir işbirliği. Öncelikle bunu tabii ki not olarak bir yere eklemem gerekiyor. Tabii ben böyle kolay kolay bir meme token'dı veya buna benzer şeylerin işbirliğini almam. Ama adamlar öyle bir geldi ki bana. Adamların ilk dedikleri şey neydi biliyor musunuz? Fatura istiyoruz biz dedi. Bak ben bir duygulandım, tamam mı? Böyle bir fatura mı dedim. Bu bende dedim çok büyük farklı bir şeye dokundunuz dedim ya. Tamam dedim. Ve inanır mısınız bunları yapması beni kendilerine çekmesine neden oldu arkadaşlar. Wall Street Meme Token. Şimdi bu videomuzda size bundan bahsedeceğim. İçerisindeki ince detaylar var. Bunları anlatacağım. Mümkün oldukça da videoyu kısa ve öz bir şekilde tutmaya çalışacağım. Allah'ım fatura istediler benden ya. Vallahi billahi helal olsun lan adamlara. Vallahi helal olsun ya. Sizde dedim bir ışık var. Sizde dedim bir şey var sizde. Çektiniz beni dedim içinize. Sizler de kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz. Hemen bir ışık hızıyla geçelim. Şimdi her şeyden önce Twitter hesabında bir olaya değinmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın burada bir reklamda hani bunun tarzında bir şey olduğu için övme politikası uygulamıyorum. Sadece gördüğüm olaylardan bahsediyorum. Sizler de bu konularla alakalı mümkün oldukça titizlikle davranmaya çalışın. Şimdi takipçiler kısmına girdiğinizde değerli arkadaşlar ya piyasada en bilinir insanların bu hesabı takip ettiğini ki büyük ihtimalle reklam çalışması buna benzer bir şeyle alakalı bu. Ama bu adamların bunu takip edip bunun içerisinde bulunması demek dışarıdaki yatırımcıyı da buraya basit bir şekilde çekebileceklerini gösteriyor. Bu da fiyat anlamında Wall Street Meme'in birazcık böyle hype yapacağını gösteriyor. Yani diğer projeler gibi işte gideyim ben Bloomberg'e haberiyim işte yok Yahoo'ya reklam çıkayım yok kıçı kırık iki tane YouTuber'a vereyim mantığıyla çalışmamışlar. Adamlar resmen böyle tamamen hatta bu büyük YouTuber'larla çalışıyorlar ve baktığımız zaman da Türkiye'de Serkan İnci'yi biliyorsunuz. Serkan İnci de ne alakaysa bunu takip ediyor. Bu Serkan İnci ile alakalı YouTube'a şey pardon YouTube demiş, Google'a yazdığınızda zaten nelerin olduğunu karşınıza çıkacaktır. Şimdi bunların takip ettiği kişilere şöyle bir baktığımızda ise yani şöyle baktığınızda da bunların takip ettiği kişilere de baktığımızda bunların hype yaptırabilme potansiyeli çok yüksek olan adamlar var. Hemen web sitesine geçelim isterseniz. Web sitesinde gerçekten çok güzel yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti web sitesi. Hani arkadaki tasarımlar olsun gerek kullandıkları renk tonu ve içerisindeki şeyler. Bunun bir meme token olduğunu sakın ola sakın unutmayın arkadaşlar. Meme tokenları zaten içerisinde yüksek risk barındıran kripto para birimleridir. Şimdi burada 0 gün 0 bir şey yazıyor ama bu 2 günlük olması gerekiyordu. Şöyle hemen bir yenile yapayım ben çıkar orada zaten. Bunun da 2 günlük ön satış süresi var değerli arkadaşlar. Bilmiyorum şu an burada neden bu çıkmadı ama ben yan bilgisayarda girdiğimde burada 2 günlük şey olduğu çıkıyor. Büyük ihtimalle ben size yan bilgisayarın ekran görüntüsünü veririm. Hatta bakın burada bir airdrop mevzuları falan da var. Aşağı tarafta hani bizim nerede beleş oraya yerleş mevzumuz var ya. Eğer aşağı tarafta şurada görmüş olduğunuz alanları doldurur ve uygun şeyleri görevleri yerine getirirseniz de airdrop kazanma şansınız da oluyor. Üst tarafta nasıl alınır adında bir tane sekme var. Bu sekmenin içerisinde de eğer kripto parayla daha doğrusu Trust Wallet ve MetaMask üzerinden bir tane kripto paranın ön satışına girmeyi bilmiyorsanız burada zaten size Türkçe olarak bütün olaylardan bahsetmişler. Sitenin en üst kısmında da bütün sosyal mecralara ulaşabiliyorsunuz. Burada adamlar kartla bile alma seçeneğini getirmişler ha. Bu var ya çok harbiden çok garip ha. Hani bunlar inşallah böyle ben ön satışına şey olarak girmem de bir borsada listelenirse anca o taraflarına mümkün oldukça girmeye çalışırım. Çünkü beni biliyorsunuz ben bu tip şeylere çok fazla yanaşan bir insan değilim. Ha, bana belli de olmaz. Belki bir bakarsanız videoyu kapattıktan sonra direkt şey olarak da girmişim. Ön satışına da katılmışım. Ya, bu kripto paralar da genel olarak topluluğa bırakılacak mantığıyla ilerliyor. O yüzden ama yine bak yine size tekrar ediyorum. Mümkün oldukça dikkatli davranın. Sonra kızmayın etmeyin bana. Ben sadece gördüğüm olayları sizlere bahsediyorum. Yine kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Böyle ses tonum da çok böyle şey çıkmadı mı? Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah'a emanet.